lazım, onları da söyleyeyim. Ya şu Charlotte'u bir getirsenize önce. Charlotte sen kimsin ya? Bir dakika bak, çok özür dilerim. Getireceğim, sözü size bırakacağım. Charlotte, senin babanın bile futbolcu olduğunu sonradan öğrendik. Sonradan gördük. Sen kimsin ki Trabzonspor camiasına, Trabzonspor taraftarına, o benim ezilen taraftara kalkmışsın uzaklardan, kendi kendine böyle bir havalar. Trabzonspor taraftarı merhaba. Sevginizi ve desteğinizi takdir ediyorum. Güzel. Ama lütfen beni aramayı ve mesaj atmayı bırakın. Hayatım çok stresli hale getiriyor. Bu kadar yeter. Defol git ya. Kimsin sen ya? Baba kusura bakma da senin Charlotte yaptıysa Trabzonspor yaptı ya. Aynen öyle. Ha? Aynen öyle. Trabzonspor yapmadım abi. Trabzonspor yaptı. Bak sana ben şey Charlotte yaptı. Sen nesin abi? Bak sen gittin Envekame. Babalar gibi de oynuyor. Ekuban. Öbürü neydi? Bir tane daha var. Giannini. Giannini. Bakasetas. Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Parmaklar var. Kaleci Uğurcan var. Sen kimsin Charlotte ya? Sen kimsin? Norveç'ten çıkmış gelmişsin. Bak bize burada Trabzon şey yapıyorsun. Taraftarlığı yaptırtıyorsun. Eğer Trabzonspor'da da Trabzonspor yönetiminden de bir kişi bu futbolcuyu bedavaya bile alırsa Trabzonspor'a ihanet eder. Bak net söylüyorum. Atmayın kardeşim bu adama. O şeyi getirsene, kaç tane tweet atılmış. Yazık, günah bu Trabzonspor taraftarına. Alta bak, ver ekrana. Bak, arkama da verin lütfen. 3.531.802 yorum. Ben Trabzonspor taraftarı olsam hemen takipten çıkarım Sorlot. Hemen çıkın ya. Çıkın abi. Kim abi bu adam? Herhalde canım, istemiyorsa. Deniz hocam ne diyorsun? Ya şimdi ben şunu çok farklı bir yerden yaklaşacağım ben. Trabzonspor taraftarı hemen Charlotte'u takipten çıkın abi. Her taraftan. Trabzonspor'a transfer olduğunda kim tanıyordu Charlotte'u? Charlotte geldi. Bakın, acaba olur mu olmaz mı? Charlotte geldi ya. Gol kralı oldu değil mi? Oldu. Crystal Palace'tan kiralık ama geldi. Ama ben çok farklı bir şey söyleyeceğim. Başakşehir Trabzonspor maçı kaç bitti biliyor musunuz? 1-1 bitti ve şampiyonluğu Trabzonspor Başakşehir'e kaptırdı. Başakşehir'de oynanan maçta Charlotte boş kaleye bir tane gol kaçırdı ve şampiyonluğun Trabzonspor'un elinden gitmesine sebep olan tek futbolcudur. Bir futbolcu. Bravo. Tamam bak, sen gol kralı olmuş olabilirsin ama sen rakibine karşı boş kaleye gol atamazsan kusura bakma, şampiyonluk senin yüzünden gitmiş olur. Charlotte istediği kadar iyi futbolcu olsun, gittiği yerde kaç maç oynayabildi, kaç gol attı? Oynayamadı. Türkiye'de Trabzonspor'da dikiş tutturdu, hasbelkader iyi oynadı, gollerini attı, gol kralı oldu ama şampiyonluğun kaybedilmesinin sebeplerinden bir tanesi Charlotte. Herkesin gözünden kaçtı, 1-1 biten maçta kaçırmış olduğu golü atsa Trabzonspor şampiyon olacaktı. Neyse. Ama Charlotte gol kralı oldu. Burada el bebek gül bebek el üstünde tutuldu. Trabzonspor taraftarına yazık günah değil mi? Bak o kadar destek mesajları atmışlar. Bir de üstüne fırça yiyorlar. Bir de bak şimdi babası. Bak babasının üstüp kötü üstüp. Bu arada bizi YouTube'dan da lütfen takip edin. Ve YouTube kanalımıza da abone olun. Sizlerden tek ricam, lütfen bol bol like atmanızı rica ediyorum. Ve yorumlarınızı istiyorum sizden. 2011 sezonu Fenerbahçe şampiyon. Bu konuyla ilgili yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Charlotte'la ilgili yorumlarınızı ve Sayın Ali Fatinoğlu şampiyonlar yine alacağız demişti. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Babası diyor ki Goran Charlotte Bursa Spor'da oynamıştı galiba. Alex'in Trabzonspor'a geri dönmesi hayallerin çok ötesinde. Niye? Sen kimsin ya? Ya Trabzonspor kim? Charlotte kim? Hayallerin çok ötesinde. Bu olmayacak. Önce milli takımda oynayacak, ardından Leipzig'e geri dönüp yeniden bir meydan okuma yapacak. Yapamıyor ki. Yapamadı. Ya Leipzig'de işte kadroya zor girdi. Hayallerin çok ötesinde. Trabzonspor'un hayalleri senin çok ötende. Goran Charlotte. Bursa'dan falan dostlarım vardır. Arasınlar, söylesinler. Ya Türkiye'den şimdi... Hayır, Türkiye'den başka takımlar da ilgileniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımlar, Avrupa'da oynayacak takımlar. Şimdi bir kere Trabzonspor'u şey görüyorlar hocam, şu anda. Küçük sanki görüyor. Küçük görüyor küçük ama görüyor. Çok yanlış yapıyor. Zaten diyoruz ya, Charlotte'u Charlotte yapan Trabzonspor. Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş yönetimi, Galatasaray yani yönetimi. Eğer bu karakterdeyse zaten eğer transfer görüşmesi yapmasınlar. Bu adamı almazsınız. Bu adamı Türkiye'ye sokmazsınız. Yazık ya. Ya Lucescu'ya neler yapmışlardı hatırlıyor musunuz zamanında? Şimdi Charlotte sen... Ertem ben sana söyleyeyim. Bu karakterle Leipzig'ten de yollarlar onu. Bu karakter yollarlar, böyle... Bravo hocam. Yollarlar. Yani helal olsun. Avrupa'da da biliyorlar yani... Bu karakterle Leipzig'ten de yollarlar. Hayallerine hangi takımla ulaştı? Hayallerine hangi takımla ulaştı? Trabzonspor sayesinde. Tabii ki ya. Tamam, para da kazandırdı ama Trabzonspor sayesinde ulaştı bu hayallerine. Norveç milli takımında ilk 11'de oynayabiliyor muydu? Maç oynamasaydı. Yok be abi. Hayır. Zaten oynayabiliyor muydu? Trabzonspor diyorum bak, bu basamak
Trabzonspor sayesinde oldu. Charlotte ismini Trabzonspor sayesinde duyurdu. Milli takıma girdi. Avrupa'da... Ona hiç şüphe yok işte. Ama hain, yani, hain ha... olmamak lazım hocam. Ya birazcık kadir kıymet bilmesi hain gerekiyor. Hain derken yani... ekmeğine ihanet anlamında ya söylüyorum. Bak, yani. Yapacağı açıklamayı çok daha yumuşak bir şekilde yapabilirdi ama sen Trabzonspor'u ve Trabzonspor taraftarını aşağılıyorsun resmen. Bitti. Ben Emre Bol'a katılıyorum. Trabzonsporlu taraftarlar eğer takipteyse bak şey yapsınlar, en azından bir ders versinler. Çıksınlar takipten. Çıkın takipten. Yani Emre Bol onlar bakan bir şey nasıl bir ders verecekler. Emre Bol var ya, Emre Bol nasıl bir adam biliyor musunuz? 6 milyon Emre euro. Emre vicdanıyla konuşur. Fenerbahçe falan filan için hikaye bak. Vicdanıyla konuşur. Yani şu sözler, bu yapılan hareketler Emre'yi de yer alıyor. Bir baksana, bir şeye baksana. Bak. Şu andaki kaç takipçisi var abi? Takipçisine nasıl kıyaslama yapın bakalım. Batu bana haber verin kaç takipçisi var. Trabzonspor'a gelirken piyasa değeri ortalama 6 milyon euroymuş. Giderken 20 milyon euro olmuş. E demek ki yani... Nasıl bir değer katmış sana değil mi Trabzonspor? Tekrar söylüyorum. Trabzonspor'a gelirken 6 milyon euro, giderken 20 milyon euro. E Allah'ından bul. Bir sene daha böyle bir şey katmış sana Trabzonspor.